Arkadaşlar merhaba. 6 Ekim Cuma İstanbul Veliefendi'de 9 koşulu bir program var. Bunların 4'ü çim pistte ve 5'i de sentetikte olmak üzere. Bugün muhtemelen çim pist yarışları olur. 1-2 gündür yağmur yağmıyor ve özellikle bugün Perşembe günü gayet güneşli güzel bir hava vardı. Cuma günü de çok sağanak bir yağış gözükmüyor. Dolayısıyla çim pist yarışları muhtemelen koşacağını düşünüyorum. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus 1900 metre çim pistteki şartlı 4 koşuda 3 atı ön plana çıkarıyorum. İlki Gökhan Kocakaya idaresindeki 6 numaralı Haznedar son iki yarışını kazandı. Bugün için de kazanacak en büyük aday 6 numara bana göre. Rakipleri 3 numaralı Nibolu ve sürprize önereceğim Safkan'da 1 numaralı Yüksel abi. Çok sürprize öneriyorum. Birinci koşudaki sıralamam 6-3-1. İkinci koşu 3 yay 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 4 koşu 1900 metre çim pistte 6 safkanı izleyeceğiz. Dördünü ben değerlendirmemi aldım. Hepsinin geliri var demek abartılı olmaz. Tabii 3 numaralı Baba Şahin rakiplerinden bir adım önde olduğu da kesin. Sonra 4 numaralı Fültürü Şahin, 1 numaralı Can Çıkaran ve sürprize de önereceğim Safkan 6 numaralı Brave Soldier olacak Müslüm Çelik idaresinde. İkinci koşuda 3, 4, 1, 6 benim sıralamam. Üçüncü koşuyla 7'li plase başlıyor İstanbul'da. 3 yaşlı İngiliz taylarının şartlı 5 koşusu dişlilere ait 2000 metre sentetikte 6 tayı izleyeceğiz. İkisinin arasında geçmesini bekliyorum. Özellikle 1 numaralı Hor rakiplerinden bir adım önde. Vedat Abiş idaresindeki 6 numaralı Filios'undan iyi bir performans bekliyorum bugün için. Üçüncü koşuda 1 ve 6 sizlere önereceğim taylar. Dördüncü koşuyla da ikinci altılı ganyan başlayacak saat 19'da. Toplam 10 safkan var. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2000 metre sentetikte koşacaklar. Zorlu bir koşu. Sürprize açık bir koşu. Ben sıra numarasına göre 5 atı değerlendirmemi aldım. 3 numaralı Gök Kuzgun, 4 numaralı Darlöy, 5 numaralı Hürüçan, 6 numaralı Çiçek Hanım ve 7 numaralı Savaş Çıtay. Hatta son olarak da 800 numaralı Hosli ki sürprizi yapmasını beklediğim safkanlardan biri 8. Sıralamam daha doğrusu eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. koşu 3 yaşlı Arap taylarına mahsus maiden koşu 1400 metre çim pistte. İlk birinciliği için toplam 11 tay mücadele verecek. İkisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Önceliğim Ahmet Çelik idaresindeki 9 numaralı Kukitay. Meydana veda etmeye çok yakın. Eğer biraz eksik koşarsa Ercan Çankayalı 5 numaralı Nando hemen devreye gireceğini düşünüyorum. 5. koşuda 9 ve 5 benim sizlere önereceğim taylar. 6. koşuyla 1. altılı ganyan sona eriyor. Günün ve sezonun önemli koşullarından biri Beverly Türk koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus 2000 metre sentetikte grup 1 koşuda 7 tayı izleyeceğiz. Bunların 3'ü 3 yaşında 5, 6 ve 7 numaralı taylar 3 yaşında. Baktığımızda geçen yılın galibi oğlum Doruk var burada. Gökhan Kocakaya ile kazanmıştı geçen yıl bu koşuyu. Vinci Tore son yarışını buradaki rakipleri oğlum Doruk ve Jeff'i geçmişti ve iki grup bir birinciliği var 4 numaranın. Oğlum Doruk'a tekrar dönecek olursak Özcan Yıldırım var bugün üstünde. Özcan Yıldırım'la çok daha uyumlu olduğunu düşünüyorum oğlum Doruk'un. Dolayısıyla ben burada 3 tayı değerlendirmemi aldım. 3 numaralı oğlum Doruk. 4 numaralı Vinci Torre ki sentetikte çok şahane bir performansı var. Aynı şekilde 3 yaşlılardan da 6 numaralı Dagmar ki son yarışını bu pist ve mesafede koşup kazandı.
Özellikle sentetikte de baktığımızda 8'de 7'si var. Üstünde de Vedat Abiş var. Dolayısıyla bugün değerlendirmemi aldım. Sıralamam 3 4 6 6 3 4, yani üçünü de eşit şanslı olarak görüyorum 6. koşuda. 7. koşuya geldiğimizde yine günün önemli koşularından biri Yusuf Dikman adına düzenlenmiş kısa vade 6. 2 yaşlı İngiliz tayları 1300 metre sentetikte mücadele verecek. Burada da 2 tayı değerlendirmemi aldım. Bunların ilki Vedat Abiş idaresindeki 800 numaralı Sultan Sprint. Hayatın ilk koşusunu adeta kenter yaparak kazandı. 1200'ü 1.13.88 yaparak uzak ara kazanmıştı. Muhtemelen yarın da büyük favori çıkacak. Ben yanına 7 numaralı Monster Ressa'yı yazacağım. Halis Karataş idaresindeki 7 numaranın koşularına baktığımızda şu ana kadar 4 kez koştu Çin pistte. İlk koşusu şartlı bir kısa vade 7, grup 3 ve grup 2, toplam 4 koşu ki bugün sentetiğe çıkacak. Sentetiğe daha iyi koşuyor Ekürü'nün tayları, onu biliyoruz. Dolayısıyla 7. koşuda 8 7 7 8'i eşit şanslı olarak görüyorum arkadaşlar. 8. koşuda 3 yaşlı Arap tayları meydandan çıkmak için mücadele verecek 1400 metre Çin pistte. Toplam 11 tayı izleyeceğiz. Burada tek olarak önereceğim tay da muhtemelen yine günün favorilerinden biri olacak. Akın Sözen idaresindeki 1 numaralı Azeri Damat olacak. Son yarışında zaten rakibi 5 numaranın 5-6 boy önünde ikinci olmuştu. 5 numara üçüncü olmuştu o yarışta. Bugün için bir aksilik yaşamaz ise kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum. Potansiyeli de yüksek bir tay bana göre. 1 numaralı Azeri Damat için banko diyorum. İstanbul'da koşular akşam 9.30'da sona erecek. Satış 2 koşusu var. Son koşuda 4 yaşlı Arap atları 1400 metre sentetik pistte koşuyor. Şöylece fiyatlarına da bakacak olursak Akkoç 200 bin, 200 bin Ocakbaşı. Aşağıdakilerden 176 bin, 168, 160 bin ile 200 bin TL arasında değişen fiyatları var. Yine sürprize açık bir koşu. Önceliğim 5 numaralı Özgün Taş. Sonra 2 numaralı Ocakbaşı. 8 numaralı Oytun. 1 numaralı Akkoç. Ve 15 numaralı Samamca. Buranın sürprizini yapabilir. Sürprizi öneriyorum. Sıralamamda 5, 2, 8, 1 ve 15 oldu son koşu arkadaşlar. Değerlendirmelerim bu şekildeydi. Akşam Kinland yarışlarında görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.